2022 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş biletleri bayilerde ve dijital kanallarda satışa çıktı. Çeyrek bilet 30 lira, yarım bilet 60 lira, tam bilet 120 liradan satılıyor. Milli Piyango 2022 Yılbaşı Çekilişi için geri sayım başladı. 31 Aralık 2021 gecesinde yapılacak olan Yılbaşı Çekiliş biletleri satışa sunuldu. Kayseri'de 14 yıldır Milli Piyango bilet satıcılığı yapan Halis Yılmazer, Yılbaşı Çekiliş biletlerinin fiyatlarından bahsetti. Milli Piyango ve Gazı Kazan yapıyoruz. Şu anda Milli Piyango yılbaşı biletleri geldi. Satışa sunuldu. Gazı Kazan'la beraber yapıyoruz biz bunu. Şu anda bak ellerimde çeyrek bilet, yarım bilet, tam bilet. Çeyrek bilet 30 lira, yarım bilet 60 lira, tam bilet 120 lira. Bunlar Frigan'lıdır. Karakök çıktı. Eskiden bize yılbaşı ikramiyesi bileti geldiğinde, amorti geldiğinde daha doğrusu bazı yanlışlıkla yapıyorduk. Şu anda ben sistemle çalışıyorum. Telefonum da yüklü. Direkt İstanbul'dan perşembe günleri sipariş veririm. Pazartesi elime gelir. İstersen kaç liralık olursa olsun önemli değil. Ve o zaman Karakök'ü okutarak ikramiye ödüyorum. İnşallah bu sene yılbaşı iyi geçer. Satışımız çok olur. Bol olur. Hayat devam ediyor. Halis Bey, bu sene Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi ne kadar? 120 trilyon. Eski parayla, yeni parayla? Yeni parayla 120 milyar. Eski parayla 120 trilyon. Toplam. Toplam ikramiye Türkiye, bütün milli yapı 687 trilyon. Yani 687 milyar. Toplam ikramiye tutarı. Peki Kayseri'deki vatandaşların Milli Piyango ilgisi ne durumda? Malum yılbaşı yaklaştı. Satışlarınız nasıl? Şimdi bu erken satışa çıktığımız için daha henüz bir şey yok. Satış onundan sonra sıçrar. Yani yılbaşına 20 gün kalası. Şu anda satıyoruz ama az satıyoruz. İnşallah iyi olur. Peki ilerleyen süreçten neler bekliyorsunuz? Vallahi ilerleyen süreçte bekliyorum. Çünkü alırlar. Milli Piyango satılır. Zaten Gazı Kazan günlük bitiriyoruz. İnşallah Milli Piyango bu sene satışımız iyi olur. Peki Milli Piyango nasıl kazanılıyor? Mesela bir insan sizden gelip, bir vatandaş gelip sizden bileti aldı. Kazanması için hangi şartları uygulaması gerekiyor? Şimdi o adam bileti aldı, garanti olacak. Bayi, ruhsatlı bayi olacak. Kesinlikle ruhsatsız bayiden bilet almayacak. İki, heves, yani bir hayal. Hayal ürünü bu. Adam kazanmayı istiyor. Mesela örnek veriyorum. İkramiye kazandığı zaman biz 6 rakama kadar ödüyoruz. Kural o. Mesela amortisini ödüyoruz. Çıktığı zaman 2 rakamını, 3 rakamını ödüyoruz. Biz sisteme girip, telefon sistemine girip İstanbul'a gönderiyoruz Sisal'a. Peki bugüne kadar en fazla ne kadar ikramiye çıktığını gördünüz sizin bayinizden? Ben kendim olarak çok bildirdim. 3 defa teselli bildirdim. Yani 3 trilyondu o zamanları. Tek rakam kaybıyla teselli çok bildirdim. 10 milyar bildirdim, 50 milyar bildirdim, 30 milyar bildirdim. İyi biliyorum ben. Peki vatandaşların bir hayal olarak bunu aldığından bahsettiniz. Alan vatandaşlar genellikle neler söylüyorlar sizlere? Ne umarak alıyorlar? En çok diyor ki mesela ev alırım diyor, araba alırım diyor. Hayatım düzene sokarım diyor. Hayal yani. İnsan zaten hayalsiz insan yaşayamaz ki. Ben mesela zamanı ne yaparım? Kendim ev yataktan kalktığım zaman bugün ya işte araba alayım veya kooperatife gireyim, eve gireyim veya bir şey yapayım. İnsan hayalle yaşar zaten. Hayalsiz insan yaşayamaz ki. Çünkü düşüncesi hayal. Değil mi? Mantıken şöyle düşün yani. Peki buradan son olarak vatandaşlara neler söylemek istersiniz? Milli Piyango almak isteyen vatandaşlara neler Vallahi söylersiniz? Boş şans dilerim. İnşallah bu sene Kayseri'ye çıkar. Çünkü Kayseri güzel şehrimiz. Nüfusumuz büyük, insanlarımız iyi. Ondan sonra ne diyeyim daha? Benim amacım Kayseri'ye çıkması. Türkiye'nin her tarafa çıksam ama biraz da Kayseri'ye çıkmasını canı gönülden isterim. Büyük ikramiyeyim.